Miran, Reyhan yok. Koş yetiş. Ananın köyüne gitti galiba. Anamın köyü mü? Melike ne diyorsun sen? Annemin köyü yok ki benim. O zaman nereye gitti? Nerede bu kız ya? Kesin bir şey oldu. Kesin tuzağa çektiler Miran. Allah'ını seversen koş yetiş ne olur. Bir dur, bir dur. Sen şimdi bana her şeyi baştan anla. Bak şimdi şöyle oldu. Dün gece ben odasına girdim onun. Vallahi bu tuzak demiştim. Reyhan gitme, gidecek, sen de Miran'ı ara demiştim. Ya söz vermişti arayacağını, aramadım seni. Melike! Bir sakin ol. Tek tek anlat. Ne tuzağı bu? Annemin köyü nereden çıktı? Kim söyledi sana bunları? Yok söyledi. Yani işte gece Reyhan'ın odasına biri girmiş. Melike ne diyorsun sen? Aklımı oynattırma bana. Reyhan'a zarar mı verdi? Bir şey mi yaptı söyle. Yok yok meraklanma. Reyhan iyiydi. Gelen kişi sadece notu bırakıp kaçmış. Reyhan sesi duymuş, sen sanmış. Sonra da notu gördü işte. Ne yazıyor peki notta? Dişan köyüne git yazıyordu. Bizimki de... Miran koş git. Allah'ım ne notu bu ya? Delireceğim. Ya kim oynuyor bizimle? Kim? Tamam 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 sen dur. Sakin ol. Sen de sakin ol. Kimseye bir şey söyleme tamam mı? Ben Reyhan'ı bulacağım. Gözünü seveyim. Gözünü seveyim. Koş git, garaja gitmiştir yetiş. Tam kaçırmadılarsa. Yok aga yok. Ben delirmeden rahatlamayacak bu kız. Ben delirmeden rahatlamayacak. Zehra. Kızım. Zehra. Kızım. Birkaç gündür senin halin hiç hal değil. Neyin var? He? Yok. Bir şeyim yok Yusuf amca. İşte bunca olanın yorgunluğu. Bir de şu Yaren meselesi. Ben seni Yaren meselesinden önce de gördüm kızım. Mutfakta tek başına oturmuş ağlıyordun ya. Peki. Kusura bakma. Rahatsız ettim seni. Yusuf amca. Buyur kızım. Vaktin varsa az konuşalım mı? Bu yaştan sonra bizde vakitten bol ne var be kızım? Peki. Konuşalım. Bana geçmişi anlatır mısın? Hazar Bey ile rahmetli Dişe Hanım arasında neler olmuştu? Geçmişte konuşulmayanlar bugün... Hazar askerdeyken Dişah Aslan Beylere gelin oldu. Ahretliyim de Hazar askerde bir delilik etmesin diye ona haber etmedim. Askerdeki bir adama böyle bir haber verilemezdi ama değil mi? Peki Dişah Hanım neden Aslan Beylere gelin gitmişti biliyor musun? Yok bilmiyorum kızım. Sen neden Dişah'a soruyorsun şimdi? He? Yusuf amca, ben sana bir şey göstereceğim ama bana yemin ver, bu ikimizin arasında kalacak, tamam mı? Tamam, söz. Soracağını biliyorum. Sen sormadan ben diyeyim. Reyhan Hazar Bey'in öz kızı değil. Nereden biliyorsun? Bunu sadece babamla biz Babam söyledi. Peki madem biliyorsun bana ne yapacağım, hangi tarafı deşeceğimi söyle Yusuf amca. Ben bu mektubu Hazar Bey'e vermek istiyorum. Bunu bilmek onun hakkı. Ben bu günahın vebali taşıyamam. Kendini yetim sanan bir evladın günahını anladım. Şimdi seni daha iyi anlıyorum kızım. Bir yanın Hazar. Bir yanın anasız babasız büyümüş çocuk.
diye yanımda Reyyan. Ama bu mektubun gerçek olduğunu bilmeden Hazar'a hiçbir şey söyleyemezsin be kızım. Doğru dersin Yusuf amca. Bu mektup gerçekse herkesin hayatı değişecek. Reyyan öz babasının Hazar Bey olmadığını öğrenecek. Miransa öz babasının Hazar Bey olduğunu. O zaman senin yapacağın şey belli be kızım. Bu mektubun gerçek olup olmadığını öğreneceksin önce. Peki nasıl öğreneceğim? Eğer Dişe Hanım'ın daha önceden yazdığı bir şey bulabilirsem... bununla karşılaştırıp öğrenebilirim. Gerçeği öğrenmek istiyorsan Dilşah'ın köyü Derik Pirinçli'ye git. Orada öğreneceklerin her şeyi değiştirecek. Allah'ım beni doğru yoldan şaşırtma. Gerçekleri ortaya çıkartabilmem için yardım et ne olur. Ne var kardeşim? Ali Kıran başkesen misin sen? Neden yolumu kesiyorsun? Sakin ol kardeş. Eşkıya değiliz. Karım almaya geldim. Elimi tutarak mı binmek istersin yoksa sırtıma mı alayım? Eşkıyasın sen. Zorbasın. Başka türlü kim böyle minibüsün önünü kesecek de insanı zorla indirmeye çalışacak? Yakışıklı çocukmuş. Kız da çok güzel maşallah. Aynı dizilerdeki gibi. Onlar birbirlerine aşıktır ya. Bizi kimse böyle sevmedi. Sizi mi bekleyeceğiz kardeşim? Karınsa karın. Gelmek istemiyorsa zorla mı götüreceksin? Sen onun inadını bilmezsin kardeş. Dili git derken gözleri gel demese yaklaşamazsın. Yakar. Değil mi? Hadi Reyhan. Hadi be kardeşim. Ya inin ya binin. Bu kadar millet sizi beklemek zorunda mı? Bak çekerim karakola. İniyoruz. İnmiyorum. Hasbinallah. İniyoruz. İnmiyoruz. Bu inadın yüzünden başımıza bir felaket gelecek. Farkındasın değil mi? Hani ille de bildiğini okumaktan vazgeçmeyeceksin ya sen. He? Ben kendi bildiğimi okumuyorum. Bilmediğimin, bilmediğimizin peşinden gidiyorum. Senin gibi yalanlarla, sırlarla örülü evime kapanıp da öyle geçmişi yok saymıyorum Miran. Yani sen o notta yazanların gerçek olduğuna bu kadar eminsin. Öyle mi? Benim annemin köyümü yok Reyyan. Benim annem Midyatlı. Nasıl Midyatlı? Basbayağı Midyatlı. Duydun işte. Seni biri kandırmış. Sen de ona inanmışsın. Ya sen delirdin mi Reyhan? O notu yollayanın seni kaçıranlar olduğunu bile bile nasıl kendi ayaklarınla gidiyorsun? Hem de kendi başına. Açsaydın telefonu. Açsaydın tek başıma gitmezdim. Bu notun şimdi gelmesi tesadüf mü sence? Biri bizim gerçekleri aradığımızı biliyor. O yüzden de bize yardım etmeye çalışıyor. Sen anlamıyorsun değil mi? Yok. Anlamıyorsun. Anlamayacaksın da. Hadi gidiyoruz. Dönmüyorum ben. Reyhan. Allah'ını seversen saçmalama. Tuzak bu tuzak. Öyle bir köy yok diyorum. Ben diyorum ben. Bana inanacağına şu nota mı inanıyorsun? Hala niye inat ediyorsun? Belki de var öyle bir köy. Belki de sen bilmiyorsun Miran. Ya gidip görsek ne kaybederiz? Reyhan, ben artık bunun bir parçası olmayacağım. Döneceğiz dedim, hadi. Ben de dönmeyeceğim dedim. Madem bu yalanlar bize geçmişten miras kaldı, madem bugündekilerin dililerle oldu, ben de o zaman geçmişin şahitlerini bulacağım, onlarla konuşacağım Miran. O köy yalan bile olsa gidip kendi gözlerimle göreceğim. Çünkü senin gerçekleri duymaya cesaretin yok. Sen mi söylüyorsun bunu? Ha?
bizzat Gabriel Usta'nın ağzından duymasına rağmen gerçekleri reddeden Reyhan Hanım söylüyor. Babasının bir lafıyla bir kere bile acaba mı demeden dünyayı başıma yıkan, beni nefessiz bırakan Reyhan Hanım söylüyor. Gel hadi gidelim. Peki oranın benim annemin köyü olmadığını gördüğünde ne yapacaksın? Yine inkar mı edeceksin? Sen böyle yapmaya devam ettikçe bizim aynı gerçeğe inanmamız mümkün mü Reyhan? Söyle bana, mümkün mü? Daha kaç kişi lazım inanman için? Eğer inanmayacaksan biz neyin peşinden niye gidiyoruz? Senin duymak istediğin gerçekleri duyana kadar biz ne yapacağız? Parçalanacak mıyız böyle? Peki biz ne duymak istiyoruz Reyhan? Ha? Ne duymak istiyoruz? Bana inat etme diyorsun ama inat eden sensin. Belki de bizi sona sürükleyen şey o köyde. Hala köy diyor ya. Allah dedireceğim. Ya Reyhan, sen beni delirtmeye yemin mi ettin? Yok öyle bir köy. Yok yok. Sen sorgulama, sorma diye yalan söylemediğinle malum babaannem. Reyhan bak, benim babaannem hatalar yapmış olabilir. Ama lütfen babaanneme dünyanın en kötü, en acımasız insanıymış gibi davranmaktan vazgeç artık. Ben babaannenin senin için önemli biliyorum ya. Tamam. Seni o büyütmüş. Kendince yaralarını sarmış, hafifletmiş. Ama sana inanmanı istediği kadarını, tutunmanı istediği kadarını işlemiş. Sen şu an neye inanıyorsan onun inanmanı istediği şeylere inanıyorsun. Ama artık senin de içinde şüphe var. Kabul et. O yüzden buradasın. O yüzden burada değilim. Senin için buradayım. Senin hayatının tehlikede olduğunu düşündüğüm için buradayım. Seni kaybetmekten korktuğum için buradayım. Hala anlamıyorsun değil mi? Ben hayatımdaki her şeyi kaybedebilirim. Kaybettiklerime göğüs gerebilirim. Ama seni kaybetmeye dayanamam. Çıkıp geldik işte. Mutlu musun? Mutluyum. Hadi. Hadi ne? Emine, burada böyle durmaya gelmedik. Birilerine soralım muhtarlığı falan. Onlar illaki bir şey biliyordur. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah. Biz birilerini arıyoruz da siz buranın muhtarıymışsınız, bilirsiniz belki. Estağfurullah, başımla beraber. Hele deyin bakalım, kimdir aradığınız? Kimlerdensiniz? Ben buradan değilim. Biz Ragıp Değirmenci ile Şükran Değirmenci'yi arıyoruz. Kızları vardı, Dilşah Hanım. Belki hatırlarsınız. Ben onun geliniyim. O da oğlu. Sen Miran mısın? Siz beni tanıyor musunuz? Melike. Reyhan nerede? Odasına baktım, yok. Ablam sen... Reyhan... Ne oldu Melike? Reyhan nerede? Ablam, Reyhan Miran'la birlikte... Miran'ın anasının köyüne gitti. Aferin Melike. Aferin. Ne olacak şimdi? Ya Hazar Bey sorarsa ben ona ne diyeceğim? Niye bana haber vermiyorsunuz be kızım? Ablam ben... Sus şimdi, sus.
Kimseye duyurmayacaksın. Soran olursa ve yan odasında kırgınlık gelmiş yatmış. Anladın mı? Anladım. Gördün mü bak, haklıydım. Annen buralıymış. Anam buranın yerlisiydi. Burada doğup büyümüş. İşte burası Dilşahların evi. Oğlum, sen niye hiç gelmedin annenin köyüne? Annen de baban da Midyatlı oğlum. Sen de Midyatlısın. Ya gerçek Samira? Ya o köyde görmemiz gereken bir şey varsa? Benim annemin köyü falan yok. Anandan bir şey kalmadı. Bir şey yoktu ki zavallını sana bıraksın. Sakladılar belki de senden. İrem. İrem iyi misin? Sormadık, insan bırakmadık. Ama seni bulamadı. Seni bulamadı, sahip çıkamadı diye çok ağladı, çok ağladı anneanne. Evladının emanetiydin. Anneannen çok aradı seni oğlum. Çok. Ama bulamadı. Var olup uçtunuz sanki. Annenin cenazesinden sonra Aslanbeylere gitti anneannen seni almaya. Çok küçüktün. İstedi ki sana o baksın. Kız.
kızının emanetiydi. Ama vermemişler seni. Göstermemişler bile. Günlerce uyku uyumadı. Yemeden içmeden gizildi. Senin adını da deden koydu. Annenden başka çocuklar olmamış ama deden bir gün bir oğlum olursa adını Miran koyacağım demiş. Yani anneannen öyle anlatırdı. Miran Beylerbeyi demek. İyi insan demek. Torunum iyi olsun, bey olsun demiş. Gelin, gelin oturun. 27 yıllık yoldan geldiniz. Miran. Dağlanan yer temizlenir ama çok acır bile oğlum, çok acır. Gerçek değil. Hiçbiri gerçek değil. Nasıl değil? Kadının anlattıklarını duydun, onun anlattıkları gibi. Gerçek ne Leyen ne? Birimizi buraya getirdi. Birimize bu evi gösterdi. Bir o duvara bir resim astı. Başındaki çocuk benim annemi bilmiyorum. Bu adamla kadın kim? O kadar korkuyorsun ki her şeyi reddediyorsun Miran. Yapma. Bu kadar kapatma kendini. Bir fırsat ver, bir dinle. Dinlemeyeceğim. Hadi gidiyoruz. Hayır Miran. Hiçbir yere gitmiyoruz. Bu duydukların, gördüklerin gerçek değilse bile dinlemeden bilemezsin. Babaannenin kurduğu sırça köşk yıkıldı şimdi. En çok da sen kaldın altında. Canın yanıyor değil mi? Sen gerçeklerden değil. Acı çekmekten kaçıyorsun. Çünkü yaşadığın yalan bir ömrün farkına varmak istemiyorsun. Ben burada kalmayacağım da, dinlemeyeceğim de. Kalacağız. Kalmaya mecburuz Miran. Bizim için. Bizim için mecburuz. Gelmedi seninle değil mi? Çünkü anlattıklarınıza. Sen inandın mı? Doğru değil mi anlattıklarınız? İspatı olmadan inanmak için anlatmak yetmez kızım. Ben 34 yıldır bu evdeyim. Rahmetli Ragıp Bey öldükten bir yıl sonraydı. Çok hastaydım o vakitler. Anam babam kimsem yoktu. Bakanım, bir kap yemek verenim yoktu. Kimsesizdim. Şükran aldı beni evine. O da yalnızdı. Baktı, iyileştirdi beni. Can yoldaşı olduk. O olmasa belki şimdi çoktan ölmüş olurdum. Yani siz en başından beri buradasınız. Kapısından mı girdin bu eve?
girdim böyle kapı önüne. Annemin defteri.
Leyla. Bak burası benim annemin odası. Burası benim annemin yaşadığı ev. Benden saklamışlar. Benden çalmışlar. Ben anama da, geçmişime de çok geç kalmışım Leyhan. Çok geç kalmışım. Sen haklıydın Leyhan. Haklıydın. Geleceğimizi kurabilmek için ilk önce geçmişimizdeki gerçekleri bulmamız lazım. Leyhan gidelim. Gidelim, ben hata ettim. Ben böyle olacağını bilemedim. Ben yüreğim dağılmasın istemedim. Hadi. Hadi kalk gidelim. Kalk. Cevabımı topladım. Thank you.
olmak isterim ben. Kendi köyüm gibi bir köye gitmek, benim gibi okumak isteyen çocuklara yardım etmek, onlara bir şeyler öğretmek isterim. Bir gün öğretmen çıkıp evimin kapısından gireceğim. Annemle babam gurur duyacaklar benimle. Öğrencilerim evin önünden geçerken seslenecekler bana. Dilşah öğretmenim. Allah'ım. Ben buradayım. Ben buradayım. Ben nereye? Benim o kadınla konuşmam lazım. Anlatacak mısın? Bütün bildiklerimi değil ama sorduğun her şeyi anlatacağım sana. Ben daha önce hiç bu köye geldim mi? Küçükken. Geldin. Annenin karnındaydın o vakit. Dur hele. Deden yapmış. Hastalanınca demek malum oldu rahmetliye. Ben dilşahın nübetini göremem demiş anneannene. Torunumu göremem ama sen ona de ki bunu deden senin için yaptı. Sana gebeydi geldiğinde. Anneannen bu beşiği çıkardı götürsün diye. Ama götürmedi annen. Oğlumu getirince burada uyuturum dedi. Okudun mu oğlum sen? Aferin sana. Annen görseydi çok gurur duyardı seninle. Gelini görseydi hele, sana böyle aynı kendisi gibi baktığını görseydi. Ah!
hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.